Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hem şekliyle hem de lezzetiyle hayran bırakacak bir poğaça tarifi paylaşacağız. Poğaça tarifimizin e, hamur kısmını, hamur malzemelerini aşağıda açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Ben yoğurma kısmını göstermiyorum videomuzda. Mayalandıktan sonraki işlemleri göstereceğim sizlere. Bundan önceki e, hamur malzemeleri ve yoğurma işlemini göstermedim. O yüzden hamurun malzemelerini aşağıda açıklamalar kısmında ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım sizinle. Şimdi hamurum güzelce mayalandıktan sonra görüyorsunuz ki yumuşacık bir hamur elde ettik. Ve böyle eşit parçalara ayıracağız. Eşit bezelere ayıracağız hamurumuzu. Hamurumuzu güzelce eşit bezelere ayırdıktan sonra da elimizle böyle Yine eşit bezeler haline getiriyoruz Eşit olmasına dikkat edelim arkadaşlar çünkü bu e, Tadı kadar görünümü de e, güzel bir poğaça olduğu için Hepsi eşit boyda olsun Bütün bezelerimizi bu şekilde Oluşturduktan sonra artık açma işlemine geçeceğiz arkadaşlar Masamıza güzelce unumuzu buluyoruz. Daha sonra oklava yardımıyla artık bezelerimizi açma işlemine geçiyoruz. Şimdi hamurumuzun bir tanesini güzelce açtıktan sonra böyle elimizde gördüğünüz çöp şiş, e, kürdanı uzun kürdanlardan tam böyle ortasına basıyoruz. Çok fazla basmamaya çalışın, delinmesin arkadaşlar. Daha sonra bir yarısını bu şekilde küçük aralıklar bırakarak bastırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ters çevirip tam ters köşesindeki diğer yarısına da aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi bu işlemi tamamladıktan sonra artık tam ortasına Önceden hazırladığımız peynirli maydanozlu harcımızı kullanacağız. Lor peyniri kullandık biz arkadaşlar. Siz farklı peynirler de kullanabilirsiniz. Yalnız kullandığınız peynir çok yağlı olmasın. Çünkü eğer yağlı peynir olursa piştikten sonra taşıyacaktır. Taşarsa da bütün şekli bozulur arkadaşlar. O yüzden çok yağlı bir peynir kullanmamaya özen gösterin. Şimdi bu şekilde çeviriyoruz. Hafif bastırıyoruz. Daha sonra iki tane çöp şiş çubuğu yardımıyla bu şekilde ortadan bastırıp elimizle çeviriyoruz. Misafirleriniz için, beş çayı için, günleriniz için gerçekten hem lezzetiyle, hem yumuşaklığıyla, hem de görünümüyle harika bir ambiyans oluşturacaksınız gelen misafirlerinize. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Şimdi bir iki tane daha göstermek istiyorum şeklini. Tam olarak ayrıntılı anlayabilmeniz için. Yine aynı işlemleri tekrarlıyorum. Şu köşede çok hafif bastırdım. Orayı kapattım elimle. Delinmemesine özen gösterin arkadaşlar. Yine aynı işlemi bir yarısına tekrarlayacağım. Şimdi bir yarısına bu işlemi tekrarladıktan sonra çevirip diğer yarısına aynı işlemi tekrarlayacağım. Tam güzel şekil vermek için biraz daha bastırdım. Çevirdim. Ve diğer yarısını yine aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi böyle elimi tam tersine çevirip peynirimi koyuyorum. Yani ilk bir yarısına yapıyorsunuz, çevirip tam karşıdaki diğer yarısına yapıyorsunuz. Tekrar eski haline çevirip peyniri koyup kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle iki çöp şiş çubuğu yardımıyla da tam ortadan birleştiriyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi yine çok tatlı bir şekilde daha elde ettik. Bütün hamurlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bütün poğaçalarımızı yaptık arkadaşlar. Üzerine bir tane yumurta sarımızı kırıp bu şekilde fırça yardımıyla sürüyoruz. 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Ve poğaçamız 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika kızardı. Yumuşacık ve çok güzel görünüyor. Mutlaka bu tarifi özellikle de misafirlerinizle deneyin. Görüyorsunuz yumuşacık. Pamuk gibi bir poğaça oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun.